Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer Hills of Iron 4'te ben hile yaptım. Yani hile yapmaktan kastım şu aslında ama hile de diyebiliriz. Oyunu oynadım. Ondan sonrasında olan sonucu görüp akıl sağlığımı yitirip klavyeyi kırmamak için şu anda o save'i sildim. Eski save'den yine devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden. Neden böyle bir şey yaptın kardeşim diyorsanız. Arkadaşlar sebebi şu. Bakın. Şimdi bu gerizekalı Alman yapay zekasını programlayan Paradox. Hills of Iron 3 ve Hills of Iron 2'deki yapay zekayı bile vermedikleri için bu Almanların beyni şöyle çalışıyor oyunda. Çünkü arkadaşlar yapay zeka koymamış. Yani düşünmüyor herhangi bir şekilde. Fransa'ya saldırmak için 1941'i bekliyor. Yani bakın mesela şurada bir tümen var ya. Buraya 20 tane tümen koyduğunu bile gördüm. Gerizekalı yine de şuradaki bir tümene saldırmadı. Ondan sonrasında ise tabii ki bu sorun değil kardeşim. Sen saldır, sen yen diyebilirsiniz. Yaptım. Bu sefer bütün toprakları Almanlar savaşı ben kazandım deyip kendisi aldı. Bana şurayı falan verdi sadece fabrikasız bir şekilde. Ondan sonrasında ne yaptı? Şimdi bakın. Geçen bölümde şey demiştim ya ben Lüksemburg alırsam kor yapabiliyorum Belçika ile Lüksemburg'u diye. Lüksemburg'u Almanlar aldı. Ondan sonrasında dediler ki lan bütün işi biz yaptık sen bizden Lüksemburg'u alamazsın. Yani onlardan toprağı istedim ve vermediler. Böyle olduğu için ben Belçika'yı alamadım. Belçika'yı alamadığım için insan gücüm olmadı, fabrikam olmadı. Aynı şekilde Lüksemburg'dan da geçerli az bir şey de olsa. Boş boş kaldık. Yani böyle bir duruma ben ne diyeyim ki? Bunun aslında tek suçlusu arkadaşlar. Gerizekalı yapımcılar. Allah beyin dağıtırken bu adamlar ne yapıyordu bilmiyorum. Biz ateşsiz deyip almıyorlardı herhalde. Şimdi aynı gerizekalılık olmasın diye Fransızların üstüne ben saldıracağım. Bunu yaşamayın. İsterseniz hatta şöyle bir başlatayım görün ama. Şey diyebilirsiniz kardeşim yok atıyorsun Almanlar oyun yapay zekası o kadar gerizekalı değil diyen varsa da şöyle göstermiş olayım. Lüksemburg da savaşa girsin hatta. Ya da o kadar beklemeyelim de şöyle hızlandırayım işte görün. Bakın Fransızlar saldırdı. Şimdi bizim salakların burada 6 tümeni oldu. Bakın Lüksemburg savaşa girdi ve Almanlar aldı. Bize verecekler mi acaba? Dur. Fransa düştüğü zaman vermiyorlar çünkü. Şimdi de vermiyorlar. Şimdi. Zaten gördüğünüz gibi Fransa'ya saldırmıyorlar. Lüksemburg'a normalde hiç saldırmıyorlardı. Neden saldırdılar şu anda? Fransız askeri girmedi diye. Fransız askeri bölgeye girmiş olsaydı hiçbir şekilde saldırmazlardı. Şimdi bakın arkadaşlar ben saldırıyı başlatıyorum. Hatta size savaşı da göstereyim. Bakın. Saldıran bütün tümenler gördüğünüz gibi bizim tümenlerimiz. Burada Almanlar sonradan yedek olarak gelmeye karar verdiler bütün savaşı biz yenince. Şimdi ilerletelim. Bak şuradaki savaşta da benim yenmemi bekliyorlar ondan sonra Almanlar ilerleyecek. Yani kendileri savaşmazlar. Olmaz. Bak şimdi biz ilerledik. Alman birlikleri gelmeye başladı. Koşlara bak be. Görüyor musunuz ne kadar da güçlü bir şekilde ilerliyorlar Almanlar. İlk saldırıyı baştan yine bizmişiz. Yenilmiş durumdaki askerlere bile saldırmıyorlar. Bak şimdi Paris'e de girecek koçlar. Hey be. Nasıl aldılar Paris'leri gördünüz mü? Ne kadar muhteşem bir oyun. Ne kadar muhteşem bir yapay zeka. Koçlar Paris'i düşürdü abi. Şimdi verecek mi Lüksemburg'u? Hele şükür bu sefer verecek en azından. Yani yeniden başladığımıza değdi ama benim geçirdiğim sınır krizine değdi mi siz karar verin. Gerizekalı bir oyun ya. Bundan dolayı nefret ediyorum arkadaşlar bu oyundan. Lan Lüksemburg versene. Vermiyor, reddetti. Kanka ben oraya tıklamadım mı az önce? Başka bir toprak vermedin ki sen bana. Bak şimdi şu buraları vermemişler. Diyeceğim ki yanlışlıkla buraya tıkladım. Tamam. Burası zaten bizim toprağımız. Yok, kor yapmayalım diye vermiyor. Sinir krizi geçirmeme challenge. Şimdi ne diyeyim ki ben? Geri zekalı bu oyun ya. Al Japonlar al her şeyi alın al. Ne verdiler bize? 6 tane fabrika verdiler. Bu korlarımızı istiyordu bu arada arkadaşlar Japonlar. Kor diyorum şey. Kolonimizi verdik az önce. Şimdi geldik fiyasko kısmına. Bakın. Size süper bir şey daha göstereceğim şu anda.
Şimdi Paris'i biz düşürdük. Almanları saymıyorum. Çünkü çöplerdi hiçbir zaman. Hatta Almanlar o savaştan çıkarsa bile biz ilerlerdik herhalde. Neyse. Paris düştü. İkinci Dünya Savaşı'ndayız. Bizim tarafımız yeniyor. Ülkemiz ise sizce ne korkusu yaşıyor? Birinci Dünya Savaşı korkusu. O yüzden kimse savaşa gelmiyor. Fabrikalar doğru düzgün üretim yapmıyor. Süper. Şunu yapacağız. Ondan sonrasında fokus yapacağız ki Birinci Dünya Savaşı korkusu geçsin. Paris'i düşürmüşken, Fransızları yenmişken. O fokus olduğu için arkadaşlar bu arada hiçbir zaman insan gücümüz olmuyor. Geçen videodan öğrendiğim bir şey. O yüzden onu da şöyle bütün birliklerimizi 6 vite falan düşürmemiz lazım. Çok pahalı dedi. 8 vite yapalım. Şimdi kaynağımız da olmayacak bu arada. Kaynağımız olmadığı için pek fazla gemi yapmamızı da beklemeyin. Ve böyle devam ediyoruz. Konvoyları ben şuradan geçme diye uyarayım da. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Şu oyunda arkadaşlar şey diyebilirsiniz. Kardeşim adamlar bu kadar yapay zeka yapabiliyor. Hani bunu düşünmüşler diyebilirsiniz ama Hills of Iron 2 arkadaşlar 30 senelik bir oyun. 30 senelik oyuna gidin. Orada yapay zeka daha çok beynini kullanıyor ya. Ya da Hills of Iron 3 gene çok eski bir oyun. Yine bunun daha iyi yapay zekası var. Şöyle bir gerizekalılık başka hiçbir oyunda yok. Çelik fabrikam yok diye bu arada çelik falan da alamıyorum artık. Ticaretimizdeki kaynakları keselim çünkü bir şeyleri de tamir edemiyoruz. Almanya'dan aldığımız çeliği düşür. Bizim ülkemizde çelik var mı? Belçika'da vardı ama Belçika'daki çeliği de alamayacağız. Evet çünkü kor bölgemiz değil. Çünkü Almanlar yüzünden kor yapamıyoruz. Ne kadar büyük bir sürpriz. Arada bir şöyle kontrol edeyim de. Şimdi arkadaşlar bu gerizekalılığı düzeltmenin tek bir yöntemi var. Bütün üretimi buradan azaltacağız. Burada biraz uçak savar üretmem lazım. Bomber üreteceğiz şurada gördüğünüz gibi. Bomberlarla da İngiltere'yi vuracağız. İngiltere'yi vurduğumuz zaman Almanlar diyecek ki aa bu adamlar iş yapıyor. Fransa'yı bunlar yenmi... Pardon Fransa'yı da bunlar yenmişti zaten deyip bize Lüksemburg almamız için puan verecekler. Combo yapmam gerekiyor mu benim? Hatırlamıyorum bile. Yani hiçbir şey yapasım yok şu gerizekalılık yüzüne. Bu arada arkadaşlar şimdi çok mantıklı bir senaryo düşünün. Siz Almanya'sınız diyelim. 39'da Fransa'yı düşürdünüz. Sovyetlere ne zaman saldırırsınız? Eğer 39 sonu ya da 1940 başı, 1940 Haziran'ı falan diyorsanız yanlış cevap. Çünkü yapay zekamız 1941'i bekleyecek. Niye? Hiç. Bu arada Almanya tehdit dediğime bakmayın. Hızlı geçsin diye yaptım. Bunda büyük ihtimal geçmezdi. Çünkü tarihte öyle oldu diyen de olabilir. Arkadaşlar tarihte öyle oldu da yani... Tarihi bir şekilde miyiz şu anda? Fransa zaten çoktan düşmüş. Hollanda olarak Belçika'yı düşürmüşüz. Almanların yanında katılmışız. Yani eski oyunlarda da olsa aynı şey vardı da. Olsa diyecektim de neyse. Her oyunda biraz da olsa düşünme kabiliyeti olması lazım. Kardeşim bak şunu yaptım. He, oyuncu şunu yaptı o zaman ben de bunu yapabilirim. Ya da bir hedefimize erken ulaştık. Bir sonraki hedefe de gene deneyebiliriz erkenden. Yok. Neyse arkadaşlar. Bu kadar çok şikayet ediyorum ama yani anlıyorsunuzdur. Çünkü bazen şey diyenler oluyor. Kardeşim daha çok Hills of Iron 4 oyna. Hills of Iron 4 daha güzel oluyor. Ya şimdi internette arkadaşlar şöyle bu sorunları yaşamayan YouTuber'ı çok fazla görüyorsunuzdur. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim size videonun başında söylediğim gibi şeyleri adamlar söylemiyorlar.
Adam 3-4 defa oynuyor orayı. En güzel çıkan kısmı alıyor, onu size gösteriyor. Ya da bazısı var direkt hile yapıyor. Hile yaptığını fark etmiyorsunuz bile adamın. Ki onu yapan ne yazık ki çok fazla var. Mesela yapay zekanın hareketlerini kısıtlayan şeyler vesaire duymuştum. İnternette hile komutlarına bakarak bulabilirsiniz. Her şeyi yapabiliyorlar. Diyorsun ki lan adam süper oynuyor. Bak adamda hiçbir sorun yok. Çünkü adam aslında ne yapıyor arkada? Oynuyor oyunla. Doğru düz oynayan, güzel oynayanlar da var. Ama ne yazık ki onlar da böyle ardı ardına çekmek zorunda. Böyle saçma sapan şeyler olduğu zaman. Yani kendi oyunlarınızda her şey böyle süper o videolardaki gibi gitmiyorsa arkadaşlar şaşırmayın. Neyse. Böyle boş boş bekleyeceğiz şu anda. Uçaklar üretilecek de biz İngiltere'yi bombalayacağız da puan alacağız. Uçak üretimine şey şunu geçtiğimiz zaman uçak üretimine şey vereceğim. Fabrikayı vereceğim. Fabrika diyorum ya, fokus vereceğim. O kadar kafamı dağıttık ki. Political Advisor olarak arkadaşlar şu adamı aldım. Non-core manpower veren, core olmayan bölgelerden insan gücü almamızı sağlayan şey. Dediğim gibi Lüksemburg ve Belçika'yı alamayacağımız için o insan gücü olarak bize şart. Şu liman üretiminden de ben vazgeçtim. Direkt olarak aşağı atmam gerekecek zaten. Gemi araştırmalarını yapalım ama sanki çok fazla gemi yapabiliyormuşuz gibi. Kaç gemimiz var? 7 tane gemimiz, bir tane denizaltımız var. Denizaltı çöp. Şimdi çok önemli fokuslara başlıyoruz arkadaşlar. Bakın 1940 Şubat'ında ülkemizi 1. Dünya Savaşı'ndan korkmasını engellemek için şeylere başlıyoruz, fokuslara. Bunları bittiği zaman ülkemiz 1. Dünya Savaşı'ndan korkmamaya başlayacak. Yani hangi? Tövbe, tövbe Ahmet, tövbe. Şunu anlamıyorum arkadaşlar, hani savaşa girdiğin zaman neden böyle bir fokus kalkmaz ya da en azından azalmaz? Mifel'in yanındasın, Fransa'yı yeniyorsun, neden hala azalmaz? Bilmiyorum. Şöyle bombardıman uçaklarımızı hazırlamaya başlayalım. Bombardıman uçaklarını şey yapacağım arkadaşlar, geceleri göndereceğim sadece. Bunlar niye birleşmedi de ayrı ayrı oldu? Taktikal bomba, hepsi taktikal bomba işte. Neyse. Stratejik bombing yap, fabrika vur. Ve aslında İskoçya'ya da gönderebilirim, orada radar hiç olmaması lazım. Aynen, şimdi şöyle yapalım, İskoçya'ya gönderelim arkadaşlar. Gece vakti bombalayacağım ya, radar olan bölgelerde gece vakti de olsa bomberlarınız vurulabiliyor. Ama radar olmayan bölgede çok fazla uçak yoksa stratejik bomberları sadece gece gidecek şekilde gönderirseniz neredeyse vurulmaz. Doğrusu eskiden öyleydi, şimdi öyle olması lazım da anlarız. Şöyle biraz zaman hızlandıralım, bakalım ne kadar iş yapacaklar onlar. Şunu da basayım. Pek bir anlamı yok ama. Detaylar. Hiçbir şey vurmadılar şimdiye kadar. Orada fabrika mı yok diyeceğim. Yok, o var. Böyle mant ya da mant yapsak gene yok. Bir tane bile fabrika uğramadı bizim umarımız olacaklar. Az önce çok minik hasar verdiler. Gene minik bir hasar. Yavaş yavaş vurmaya başladılar. Tamam. Üretimimiz arttıkça biraz daha fazla işe yarar. Fabrika verip onların kaynağını da alayım ben. Lastik lazımmış mesela. Lastiği Japonlar satıyor ama Japonlardan getiremeyiz. Alüminyum alalım. Bir şey Fransa'dan alalım hatta. Lan, bir yapmak istedim. Bak iki tane var arkadaşlar şimdi. Bir tane şuna basıyorsunuz. Neden? Neden sıfır? Neyse. Büyük ihtimal belki oyuncular sıfırlamak istiyor diye öyle yapmışlar, onu takmayacağım. Uçak sayımız artabiliyor mu? Çünkü bir kısmı vuruluyordu. Tamam, artıyor. Sadece anti-air bombardıman uçağı kaybediyoruz şu anda. Güzel. Şimdi puanımız artmaya başladı mı? Önemli olan soru. Casualties 25. Stratejik bombing 0. Bekleyeceğiz. Daha da fazla olsunlar.
Hatta ben şöyle trenlerden uçak kessem mi? Kesmeyeyim şu anda. Silahtan bir tane daha keseyim. Hepsi var elimizde. Demir hiç. Tamam. Bekle. Sovyetler Savaşı başladı mı? Yok, Romanya İngiltere Savaşı'na geldi. Yani hayatta Sovyetlerle savaşı başlatmazlar ya. 78 uçağa ulaştık. Hala doğru düzgün bir şey bombalayamadık ama olsun. En azından deniyor bizimkiler. Artan puanımız yok. Biz böyle Almanlara bir şeyler göndermeye çalışsak, silah falan, öyle puanımız artırsak. Puan arttırmadan Lüksemburg vermeyecek. Startland is. Yakıt. Ha, yakıt olur bak. Biz ne kadar yakıtımız var? Günde... Roman 4, 806. O zaman günde şöyle sana bir 700-800 göndersek. Belki bizi sever bir süre sonra. Lüksemburg almadığım sürece arkadaşlar bizim için oyun yok şu anda. Çünkü ne asker üretebiliriz ne başka bir şey yapabiliriz. Bu neymiş? Suları doldur. Otur. Antipasifist propaganda biraz daha düşürdü. Bir tane daha yaptığımız zaman kaça inecek bu? %30'a inecek. Tamam, halledeceğiz. Araştırmanın hepsini gördüğünüz gibi unuttum arkadaşlar. O kadar çok canımı sıktı ki şu oyunun gerizekalı. Yani beyni olan birisi böyle bir şey düşünmez çünkü ya. Oyunu kolaylaştıralım diye bazı şeyleri böyle saçmalıyorlar da. Oyunu mu kolaylaştırıyorsun yoksa saçmalaştırıyor musun? Bir karar vermen lazım ona. Kaç uçağımız oldu? Orada 110. Tamam. Tane bombur kaybetmişiz. Ama biraz fabrika vurmaya başladık sonunda. Yaptığımız puan azaldı bu arada, biliyor musunuz? Almanlar daha fazla puan yaptı. Peki şöyle yapsak, ben Almanlara gidip Fransa'daki bu toprağımızı versem, Halis bölgesine hem de. Şimdi bize Lüksemburg'u verecekler. Bu da ayrı bir sorun çünkü Calais bölgesinde fabrika vardı. Onu istiyordum yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan korkma şeyi devam ediyor mu? Ediyor. Üç ülkeyi birleştirdik. Ülke hala şeyden, Birinci Dünya Savaşı'ndan korkuyor. Ne yapalım? Bu neymiş? Garizon istiyor Almanlar bizden. Sana 1K asker gönderiyor Almanlar. O 1K askeri iyi kullan. Neyse, şu bomba üretiminden kesebilirim artık da. Şu anda o bölgeyi almış olsak bile arkadaşlar, yani oynama isteğim sıfır oyunda. İngiltere'yi bombalayalım bütün oyun boyunca. Diğer şeylere sonra bakarız. Birliklerin sayısını ben arttırmaya başlayayım yeniden. Çünkü artık askerimiz var diyeceğim. Army Experience'ımız yok. Birliklere şöyle bir antrenman yaptıralım. Sonra subay alalım. Hangisi daha iyi olur? Savunma olan iş olanı alamıyorum. Army Experience genç. Bu olabilir. Bu da hareket hızı veriyormuş. Erzaksızlık dezavantajı bir işe yaramaz. Army Offense alırız gider ya. Almanlarımız hala 1941'i bekliyorlar Sovyetlerle savaşmak için. İşte Sovyetlerin savaş hazır olması lazım, öbür türlü ayıp olur. Yani 39'da falan hazır değiller ya, ya da 40'da. Almanlar dalamaz o zaman. Şimdi topçu. Anti-yer araştırması neyse yap. Uçak savar açığımız var diye bize biraz uçak savar gönderiyorlar en azından. Onu fazla üretmemize gerek yok. Buradan şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada Hollanda ile alakalı süper saçma bir şey biliyorum. Bakın. Şu anda yaptığımız fokus var ya, 210 gün sürüyor.
ve bu bölgelerden bir tanesine bile İngilizler bir saniye çıkartma yaparsa bu fokus gidiyor. Bir daha yapmanız lazım. 210 güne en baştan. Limanları hiç korumaya çalışmıyorum o yüzden. Doğrusu limanda değil, hani şu boş yerlere çıksalar da gidiyor da. Bakalım deneyecekler mi? Deneyebilirler bu arada. Hav üstünü almışlar. Önceden bu fokusu yapmaya çalıştığım zaman 3-4 defa yapmışlardı onu. Bu hatırlıyorum. Kaç sene önce diye hatırlamıyorum da büyük ihtimal bu şey yeni geldiği zamandır. Tamam, Almanlar bizden insan gücü istiyormuş. Şöyle 1000 asker daha gönderelim hadi. Önceden gösterdiğimiz asker sayısını 2'ye katladık Almanlar. Yunanistan'ı hala yenecekler. Şimdi radyo propaganda var, support veriyor %5, yapalım. Burada anti upgrade, bunu alalım. Bu ne yapıyormuş? Military fabrika %10, civilian. Tamam, fabrikaların üretimi için %10 bonus veriyormuş, onu da seçtim. Daha fazla top vesaire araştırmama gerek yok arkadaşlar, çünkü gemi yapamıyoruz şu anda, o yüzden hiç uğraşmıyorum gördüğünüz gibi. Kaynağımız yok. Çelikten çekip kroma vermem lazım. O zaman belki. Dur, bir iki tane deneyeyim Türkiye'den. Aa dur, bizim niye bu kadar ticarette kaynağımız var? İyi bari. Ha, bölgeler kor oldu ya Belçika, o yüzden az bir şey fabrikamız oldu, güzel. Hiç olmazsa bir gemiyi bitirebileceğiz, bakayım ne zaman? 1944'te, bayağı yakın. Şimdi Army Experience'ımız biraz gelmiş. Şöyle bir tane daha infantry ekle. Sonra Political Power'ımız hala olmadığı için bekle. Hadi Army Experience genelini alamıyorum o yüzden. Bizim bombardımanlar nasıl gidiyor bakayım. 215 tane uçağımız olmuş. Güzel, biraz bombalayabiliyoruz artık. Fazla uçak kaybetmiyoruz o dediğim olaydan dolayı. İngilizler de durdurmaya çalışmıyor zaten. Şimdi şöyle yapalım. Heh, fokus bitti. Buradan sonra 4 sivil fabrika burada, 4 burada. Burada 2 tane daha var. 6, 4 burada, 6, 4 aynı bunlar. Ne farkı var şimdi bunların ikisinin arasında? Burada çelik var. Tamam, buradan gidelim. O çelik bize şu anda aşırı yardım eder. Bu gemimizi 1944'ten daha erken yapamazmışız. Belki süresini kısaltır diyecektim de olmadı. En azından şu muhriplerin süresini kısaltır ama. Bu arada arkadaşlar biraz ufak da olsa bir donanmamız olmuş. Muhriplerimiz bitti çünkü. Şöyle yapalım. Bizim eski ağır kruvazörümüz vardı. Nerede o? Öldü mü yoksa? Heh, burada. Eski ağır kruvazörümüzle beraber bir gemi avına çıktım, bakayım bunlar. Ne yapacaklar? Şimdi bunları birleştir. Ondan sonrasında denizaltıyı ayıralım. Sen şuraya falan git. Positioning submarine attack yaramaz. Positioning yarar da diğeri yaramaz. Screening efficiency %20. Bu yarar aslında, bu güzel. Ama pozisyon bonusu daha önemli. Önce pozisyon alalım. Sonra amiralimize verebileceğimiz en iyi buff. Bizim muhriplerimizin torpidosu var mıydı? Bu eski model olan. Yeni modellerimize bakayım. Yok, sadece silahları vardı. Ya var da çok az var. O zaman destroyerlere görünürlüğü düşürüyor. Silah hasarı veriyor. Torpido vurma hasarı veriyor. Silah hasarı veriyor olması güzel, onu yapabiliriz. Çünkü savaş gemilerimiz için bir buff'ı yokmuş bu adamın. Hunter Killer dediği de naval EA submarine atak yaramaz. Torpedo Rebuild Scans, Torpedo Skin Penetration. Diğer buff'lar çok fazla işimize yarayacak şey değil ya. Çok fazla torpedomuz olmadığı için kalsın. Amiral, bir şurada gemi ara bakayım, ne yapacaksın?
Sen orada değil, orada değil. Yanlış yere gittin, burası değil. Orada arayacaksın değil mi illa? Ben patrole basmak istedim de. Zarar alan birisi var mıydı? Varmış. Geçmiş olsun o zaman. Düşman gemilerini bulup vurabilecek miyiz? Bakalım. Almanlar gene insan istiyor. 1000 kişi daha gönderelim. Heh, ilk savaşımız. Evet, ilk savaşımızda 11 savaş gemili, 66 toplam gemilik İngiliz filosuyla karşılaştık. Şey diyebilirsiniz, kardeşim senin donanman neden bundan kaçmadı? Bakın şurada otomatik ayarda. Medium'da kaçması lazım. Büyük ihtimal onlar bizi yakaladı. Evet. 2 tane ağır kruvazörümüz gitti. 5 tane muhbirimiz gitti. Savaş gemimiz de gitti. Şimdi kardeşim neden böyle bir deniz savaşına çıktın? Süper ağır savaş gemisinin bitmesini bekleseydin diyen varsa İçimden neler dediğimi anlayabilir. Çünkü 1944'ü mü bekleyeceğiz kardeşim bir kere oyun oynayabilmek için? Şu saçma sapan şeyler olmasaydı biz o savaş süper ağır savaş gemisini de daha erken yapardık. Dön geri dön. Bir tane gemi kalmışsın zaten. Bu arada belki küçük donanmaya gelirim. Bir iki tane gemi vururuz bari dedim de o da olmamış oldu yani. Onu bile çok gördü oyun bize. Yapacağımız başka bir şey var mı? Yok. Bu kadar intihar edebiliriz. Oyunun bana yaşattıklarından sonrasında maksimum intihar edebileceğim seviye bu. Full böyle denizaltı yapıp aslında gönderebilirim şu anda. Bakayım denizaltı şeyimiz var mı hiç? Bu varmış. Bunu böyle kullanabiliriz. Başka da bir şey çıkmaz zaten herhalde. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim çünkü dediğim gibi daha fazla ne kadar hata yaparım bilmiyorum. Bir oyun bir insanın akıl sağlığını bu kadar yedirebilirdi herhalde ya. Toplamda ikinci kez videoyu çekip ikinci kez beni delirtebildi oyun. Neyse. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.